otomotivden bahsedecek olursak 1993 yılında Lüleburgaz tesisinde üretime başlıyor otomotiv ve bugün de artık Avrupa'nın en önemli otomotiv camı tedarikçilerinden birisi haline geliyor. Ana sanayindeki en önemli müşterilerimiz Audi, Bentley, BMW, Daimler, Ford, Honda, aklınıza gelebilecek önemli markalarla çalışıyoruz. Otomotiv alanındaki faaliyetlerine başladığı günden bugüne de ürün ve proses kalitesinin iyileştirilmesi, ileri kalite kontrol sistemlerinin adaptasyonu, özgün otomasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması, çalışan başına üretimin artırılması, yeni ürün geliştirmeleri, iş güvenliği ve çevre sorumluluklarının yerine getirilmesi için de odaklanmış ve bu alanda da önemli gelişmeler kaydetmiştir. Sunumumun devamında kısa bir video izleteceğim. Bundan sonraki slide'da şimdi bir video göreceksiniz. Ürünlerimizi tanıtan bir videodur bu. Hem ürün çeşitliliğinden de bir sonraki slide'larda bahsedeceğim. Hem de bu alanlarda çalışmak için bizler nasıl mühendisler arıyoruz biraz da ondan da bahsedeceğim. O yüzden o bakış açısıyla da değerlendirirseniz sadece hani ürün olarak değil bu ürünler nasıl bir çıktı haline dönüşüyor o kısmına da değineceğim için belki sizlere daha faydalı olacaktır. Şimdi videoyu açıyorum. Evet, kısaca ürünlerimizi ve çalıştığımız markaları da izlemiş oldunuz bir önceki videoyla. Bu slaytta da üretim yaptığımız fabrikaların lokasyonlarını görüyorsunuz. Macaristan, Almanya ve Slovakya'da parça enkapsülasyon üretimi gerçekleştiriyoruz. Bulgaristan, Romanya, Rusya ve Türkiye'de de araç camı üretimi gerçekleştiriliyor. Toplamda 7 farklı ülkede otomotiv faaliyet gösteriyor. Evet, detaylı ürünlerimizden bahsedecek olursak da öncelikle çift camdan bahsedelim. Otobüslerin yan camlarında kullanılıyor. 2 adet temperli camın bir prosesle aralarında 6 ile 12 milimetrelik boşluk kalacak şekilde birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Büyük araçlarda etkin ısı ve ses yalıtımı sağlayan özellikleri bulunuyor bu çift cam özelliğinin. Diğer ürünümüz ise enkapsüle camlar. Burada da dekoratif şerit ve paneller takılıyor. Sürücü yardımı sistemleri için elektrik bağlantıları ve montaj yardımları yüksek teknolojili üretimlerle gerçekleştiriliyor. Lamine camlardan bahsedecek olursak da ön camlarda standart olarak kullanılıyor ve buradaki en önemli özellik bir kaza esnasında kafa çarpması sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları en aza indirecek şekilde imal ediliyor ve olağanüstü diyebileceğimiz yüksek kalite şartlarına da uymak durumunda. Aynı zamanda akustik diyebileceğimiz ve ısıyla ilgili de özelliklere sahip. Sürgülü camlar ise çeşitli alt parçalardan oluşturuluyor. Kayar mekanizmalı yan camlar gibi düşünebilirsiniz. Diğer ve son bahsedeceğim temperli cam ise temperli cam örneği. Burada ağırlıklı olarak araçların ön cam dışındaki konumlarında kullanılıyor. Temperli cam dediğimiz özel bir ısıl işlemle camların hem mekanik mukavemetleri artırılıyor hem de kıvrılma davranışı değiştirilerek olası bir kazada yaralanma riskini de en aza indiriyor. Bu ürünlerimizden de anlayabileceğiniz gibi
fabrikalarımızda bir prosesten geçirerek ürünlerimizi üretmekteyiz. Müşterilerden gelen taleplere göre ürünlerin üretim şekli değişebiliyor. Dolayısıyla da az önce bahsetmiş olduğum fabrikalarımızda proje mühendisleri, proses mühendisleri çalışıyor ve kalite de bizler için çok önemli. Kalite mühendisleri de birçok müşteriyle iletişimde. Dolayısıyla eğer otomotiv alanında bir kariyer hedefliyorsanız kalite ve proje mühendisliğini düşünebilirsiniz. Ve tabii ki müşteriyle de iletişim halinde olacağınız için hem mühendislik hem de iletişim yönünüzü geliştirebileceğiniz bir staj fırsatında sizlere oldukça katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi bir sonraki slaytlarda Şecan'da nasıl kariyer fırsatları var, bizde nasıl programlar var, onlara da değineceğim. Burada bahsetmiş olduğum ürünlerden olan enkapsüle camları üretim teknolojilerimize merakı olanlar açısından biraz değinmek isterim. Buradaki videoda Macaristan fabrikamızdan bir örnek. Enkapsülasyon camlarının nasıl markalandığına ilişkin kısa bir videoyu da sizlerle paylaşmak istedim. Genel itibariyle üretim teknolojilerimizde müşterilerin beklentisi tabii ki çok yüksek kalite. Yüksek kalite ve verimlilik beklentilerini üst düzeyde karşılamak için en çağdaş teknolojileri ve kalite kontrol sistemlerini kullanmak zorundayız. Bu doğrultuda birçok farklı yazılım da kullanılıyor. Bu yazılımlardan birkaçı software, birkaçı simülasyon programı gibi. Eğer bu konulara da ilginiz varsa otomotivde yine kendinize yer bulabilirsiniz kariyerinizde. Evet ve sizler için belki şu anda daha çok merak ettiğiniz konulardan birisi de bizler neler yapıyoruz? Şecan genç yetenek programlarına sahip. Sizleri kariyer hayatınıza başlamadan önce de hazırlamak için belirli uygulamalarımız bulunuyor. Bu uygulamalar genellikle staj programları. Birincisi Together uzun dönem staj programımız. Buna ilişkin bir videoda özetledik bütün yaptıklarımızı. Dolayısıyla yine sizlere bir video paylaşmak istiyorum şimdi. Together videosunda da aslında neler yaptığımızı kısaca özetlemiş olduk ama burada da yine bahsedeyim. Başvuruların ardından belirli bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz stajyer adaylarımızı ve bu değerlendirme sürecini olumlu tamamlayan öğrencilerle 7 aylık bir proje stajı gerçekleştirme fırsatımız oluyor. Bu proje esnasında hem yer aldığınız departmanın uçtan uca görev tanımlarını bir uzman yardımcısı gibi gerçekleştirme fırsatını elde ediyorsunuz. Hem de size bir mentor atanıyor ve mentor tarafından, ilgili departmanından oluyor yine. Bir projeyi tamamlamanızı bekliyoruz. Bize katma değer sağlayacak, çıktılarını kullanabileceğimiz bir proje oluyor bu. Mutlaka dolu dolu geçmesini sağlıyoruz. Burada alanında uzman kişilerle de sizlere deneyimlerini paylaşmasını sağladığımız bazı günler, etkinlikler oluyor. Business School oturumları diyoruz biz onlara. Örnek veriyorum, İK başkanıyla bir söyleşiniz, onun konuşmasını dinleme fırsatı bulduğunuz bir etkinlik, oturum oluyor. Üst yönetimle buluşmalar gerçekleştirebiliyorsunuz. İlham verici söyleşilerde bulunuyorlar. Ve onun dışında da
global çapta bir program olması nedeniyle diğer ülkelerde staj programına katılmış olan Together'larımızla da sizleri bir araya getiriyoruz ve böylelikle farklı ülkelerin kültürlerini de paylaşıyorsunuz. Pandemiden önce birkaç farklı seçilen Together çalışanımızı da farklı ülkelere gönderme şansımız olmuştu. Ancak pandemiden sonra online şekilde gerçekleştirebildik bu etkinlikleri. Bahsettiğim gibi programımız global çapta, sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde de Together uzun dönem stajyer alımını gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu stajlarda sizlerin o departmanda da kendinizi gözlemlemenizi de istiyoruz. Stajın sonunda hem size bir anket iletiyoruz hem de ilgili departmandaki mentorunuza bir anket ulaşıyor. Bu ankette karşılıklı bir memnuniyet söz konusuysa departmanda devamlılığınız doğrultusunda eğer açık kadromuzda varsa mutlaka açık kadromuzu da sizlerle değerlendirmeyi çok istiyoruz. Onun dışında bir de kısa dönem bir staj programımız var. Belki yine duymuşsunuzdur. Bu arada Together'da Top Talent 100 sitesinde ikinci seçildik geçen sene. Onu da burada paylaşmak istedim. Diğer bir staj programımız da First Step. Yaz staj programı olarak adlandırıyoruz. Bu markamız da uzun süredir devam ediyor. Yine bilgileri özetlediğimiz bir kısa video var. Onu açıyorum şimdi. First Step yaz stajı programımızda bu şekilde. Bu programda ise neler yapabiliyorsunuz? İş hayatını ilk adım olarak değerlendirdiğimiz bu programda lisans 3 ve 4. sınıf öğrencisiyseniz eğer staja başvurma şansı yakalayabiliyorsunuz. Çünkü 3 ve 4. sınıfımızdan sonra da Together adayı oluyorsunuz bizler için. Yani uzun dönem stajımıza da bir adım olmasını istiyoruz aslında bu programın. Genel müdürlükte, Tuzla'da yer alan genel müdürlüğümüzde, fabrikalarda, Çayırova'da bahsetmiş olduğum ARGE merkezimizde stajınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine bu staj boyunca da dolu dolu geçmesi için programları kurguladık. Bu programlara mutlaka katılmanızı sağlıyoruz. Alanında uzman çalışanlarla mentor programlarınız oluyor. Mentorlarla görüşmeler gerçekleştiriyorsunuz. Yine aynı şekilde farklı departmanlardaki yöneticilerle buluşturarak sizlerin mevcut bulunduğunuz departmanın dışında farklı departmanları da tanımanızı sağlıyoruz bu programla. Sunumumun yavaş yavaş sonlarına geldiğim için de genel itibariyle otomotiv yapısında kariyer olanaklarından tekrar bahsetmek istiyorum. Eğer otomotiv alanında bir kariyer hedefliyorsanız mutlaka ikinci bir dil kazandırmanızı tavsiye ediyoruz açıkçası. Çünkü İngilizce evet aksanlı olarak belki ortanın üzeri yani minimum iyi seviye aslında ama sizlerin iş hayatını sürdürmenizi mutlaka sağlayacaktır. Ama bir adım öne geçmek istiyorsanız daha kendinize çeşitli alanlarda kolay bir şekilde katkı sağlamak istiyorsanız ikinci dili hatta farklı ülkelerde de dönemsel olabilir ya da kalıcı bir şekilde çalışma fırsatı elde etmek istiyorsanız ikinci dil çalışmalarınıza başlamanızı tavsiye edebiliriz. Yurt dışında daha çok fabrikamız var ama Türkiye'de de Lüleburgaz'da otomotiv fabrikası var. Hem az önce bahsettiğimiz stajlarla hem mezun olduktan sonra bizimle çalışma fırsatı elde etmenizi umuyoruz.
Şirkete girdikten sonra nasıl bir programımız var? Yola çık iç aday yolculuğundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu aslında bir iç başvuru sistemi bizler için. Tamamen global, 14 farklı ülkede yayınlanan ilanlar tüm çalışanlarımız tarafından izlenebiliyor ve başvuruya açık bir şekilde yayınlanıyor. Başvurunuzun ardından farklı departmanlarda olabilir, farklı fonksiyonlarda bile olabilir. Belirli değerlendirme adımlarını tamamlamanızın ardından da iç atamaya da gerçekleştiriyoruz. Farklı fonksiyonlarda özellikle bu yıl çok farklı atamalar gerçekleştirdik. Sosyal medyada, Instagram'da, Facebook'ta, LinkedIn'de bizleri takip edebilirsiniz.